Kenan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Kenan Bey, projeser olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Kenan Çoban kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? İsmim Kenan Çoban. Projeser firmasının kurucusuyum ve yöneticisiyim aynı zamanda. Yaklaşık 3 yıldır projesi olarak faaliyet vermekteyiz. Hı hı. Daha öncesinde de yaklaşık bir 15 yıllık bir hizmetimiz var sektörde. Evet. Yani daha ağırlıklı olarak özel sektörde faaliyet göstermekteyiz. Fabrikalar, hı hı, işletmeler vesaire. Zayıf akım anlamında, kamera güvenlik sistemleri anlamında, fiber optik çözümler, data network hizmetleri anlamında faaliyet göstermekteyiz. Hı hı. Daha ağırlıklı olarak. Data center çözümlerimiz var. 27001 standartlarında sistem odaları üretiyoruz. Hı hı. Projelendirmeler yapıyoruz. Evet. BOTAŞ'ın hatlarında, fiber optik hatlarında, uluslararası hatlarda çalışıyoruz. Şehirler arası fiber optik güzergahlar kuruyoruz. Hı hı. Bunların işte terminasyonlarını yapıyoruz. Vesaire vesaire diye gidiyor. Evet. Yani çıraklıktan yetişme birisisiniz. Daha öncesinde 15 yıldır sektörün içerisindesiniz. Proje müdürlüğüne kadar yükseldiniz. 2015 yılında da Projeser firmasını kurdunuz ve burada da yine işletme sahibi ve yönetici olarak da devam ediyorsunuz. Şimdi yapmış olduğunuz hizmetler server kurulumları olsun, birçok proje, bilişimle alakalı birçok büyük projelerde de yer aldınız. Şimdi hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Öncelikle kalitemizden ödün vermeyiz. Hı hı. Müşteri memnuniyeti bizim için esastır. Evet. Yapılacak olan işlerin standartlar gereği yapılmasına özen gösteririz. Standart dışına kesinlikle çıkmayız. Hı hı. Bizim için önemli olan işin kaliteli ve düzgün yapılmasıdır. Uzun soluklu olmasıdır. Evet. Ki ilerleyen zamanlarda da tercih sebebi olarak sayılmamızdır. Evet. Yani sadece burada sistemi kurmak değil, sistemin yanında sizin yapmış olduğunuz çok farklı çalışmalar. Yani daha profesyonel bir çalışmanız var. İşte yerin epoksi kaplanması, duman yangın sensörlerinin kurulması, işte server odasındaki belli bir derece sıcaklıkta olması için klimaların kurulması gibi A'dan Z'ye bütün hizmeti %100 müşteri memnuniyetiyle orada sağlayıp ona göre bir hizmet, bir faaliyet gösteriyorsunuz diyebiliriz. Şimdi biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Sektör olarak baktığımızda aslında bilişim sektörü çok geniş bir sektör. Artık çağımız bilişim üstüne kuruldu diyebiliriz bütün hayatımız. Bu sektörde hizmet veren birçok firma varken neden özellikle Projeser firması tercih edilmeli sizce? İlk başta dediğim gibi sağlıklı çözümler üretebilmek, güzel projeler sunabilmek, kaliteli hizmet verebilmek adına bizler tercih sebebi olmayı çalışıyoruz. Evet. Bundan ziyade de müşterilerimizin memnuniyeti dediğim gibi bizim için önemli bir kriterdir. Bunun dışında da yapılan işler zaten standartlara bağlı olarak yapılır yani. Evet, tabii ki bundan sonraki teknik servis hizmeti de çok önemli. Evet, yani işler yapılıp gidilmekten ziyade daha sonrasındaki teknik destek de önemli. Verilen servisler, destekler, çözüm ortaklığı, projelendirmeler. Bunlar hepsi işin sonrasında tekrardan müşteriye geri dönüş olarak sağlanıyor. Evet. Yani sadece kurulum aşamasında kuruldu bitti diye bir şey söz konusu değil. Satış sonrası, hizmet sonrası tabii tekrar bir hizmet yine mevcut. Teknik desteğimiz de mevcuttur. Dediğim gibi müşteri memnuniyeti bizde esastır. Evet. Şimdi efendim genç bir girişimci olarak 15 yıldır sektörün içerisindesiniz. Kendi işletmenizi kurdunuz ve halen daha devam ediyorsunuz. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle alakalı hedefleriniz nelerdir? Şimdi şöyle, her zaman tabii bir üst seviyeye çıkmayı hedefliyoruz. Teknoloji gelişen bir şey olduğu için sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmaya ve insanlarla buluşturmaya gayret gösteriyoruz bu teknolojiyi. Evet. Onlarla yeni çıkan teknolojileri paylaşıyoruz, bilgilendiriyoruz kendilerini. Hı hı. Entegreli bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz bunlarla ilgili. Evet, Türkiye geneline buradan hizmet götürme şansınız var mı? Yoksa sadece Bursa bölgesiyle ya da Marmara bölgesiyle mi sınırlısınız? Hı hı. Şimdi önceliğimiz tabii ki Bursa ama birçok şehir dışında da bulunduk. Hı hı. Yani Tekirdağ'dan Konya, Kars, Trabzon'a kadar gittik. Projelendirmeler yaptık. Hı hı. Şimdi Ankara ve Afyon arasında bir projemiz var. Büyük yine. Bununla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Evet. Yani bizim için yer çok fazla önemli değil. Şehir önemli değil. Ama tabii ki önceliğimiz Bursa. Evet.
kendi memleketiniz. Aynen. Ama Türkiye geneline de tabii ki buradan hizmet götürme şansınız var ki çok büyük projelere de burada imza atıyorsunuz, evet, diyebiliriz. Kenan Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.